Çok da güzel bir tanışma hikayeniz Evet. vardı. Ondan da bahsedebilir misiniz İbrahim abi? Bir arkadaşımın işte albümü çıkmıştı Eyfan'ın. Ben onu ziyarete geldim Almanya'dan. Dilber de gelmişti, onlara geldi. Şöyle baktı bana, ne iş yapıyorsun sen dedi. Almanya'da dedim döner kesiyorum dedim. Yani müzisyen tarafımı söylemedim. Ben dedi oralara konsere geliyorum ara sıra dedi. Evet. Yaz bakayım şuraya dedi numaranı dedi. Canım. Ben de yazdım oraya. Aradı beni. Ben de bir erkek arkadaşımla kalıyordum Almanya'da. Orada mısın, burada mısın falan fişman. Ya dedim işte gelirsin, gelmezsin. Ya dedi birisi mi vardı dedi beni dedi seslemiyorsun dedi. Hani ben dedi Dilberay'ım ben Dilberay'ım. dedi. Evet. Ya yok abla dedim ya. Bir arkadaşım var onunla beraberim dedim. Hani şimdi adama da benim evi terk et. Misafirim gelecek falan da diyemiyorum. Tabii. Bırak lan dedi bu abla ayaklarını dedi. Garibim ya. Gel işte telefon açtı bir 10 gün sonra. Ben onu Banof'ta gördüm tren istasyonunda. Sanki benim 40 senelik bir arkadaşım, anam, babam. Öyle bir şeydi. Bayağı sarıldım yani ona. O da bana sarıldı. Bindik arabaya, eve geldik işte. Orada muhabbet falan ettik. O gün Öyle oldu. rahatsızlandı o son gece diyelim, kaybettiğimiz o son gece. Aksilikler de çok peş peşe geldi sizin için. Doğru. Neler yaşadınız? Ablam şeyi oraya kadarmış. Bilemedim. Evet. Yani asansöre bindirmeye çalışıyorsunuz. Hiç bozulmayan Şimdi asansör o gün bozulmuş. dedi ki İbrahim dedi şu dedi Muhteşem Yüzyıl'ı çok seviyordu. Hepimiz onu izliyordu. Aç da dedi bakalım dedi. Ya dedim şimdi dedim o kız çıkacak dedim. İbrahim, İbrahim, İbrahim diyecek senin moralin bozulacak dedim. Zaten kızıyordu İbrahim dedikçe. Sus kızıyordu. Sus. Yani beni zannediyor. Şey yaptım. Açtın diziyi. Vakit geldiği zaman ne yapsan hiçbir şey yapamıyorsun. Hiç. Vade işte o kadar. Evet, Oraya kadar. Ya dedi şey dedi. Herif dedi gözüm kararıyor benim dedi. Allah Allah dedim. Demeye kalmadı yerimden kalktım ama ağzını kapattı. Dişleri kapandı. Açamıyor. Bir elimde telefon 112'yi arayamıyor. Kızı yanımızdaydı. Onlar da bilmiyorlar bir telefon çevirmesi. Dilini çıkartmaya çalışıyorum. Ha, nefes veriyorum. Bir şeyler ediyorum. Bilmiyorum bir panik halindeydim ben. Açtım, ağzını açtım, dilini çıkarttım ama o feryatlarıma karşımızda bir hemşireyle doktor varmış. Ambulans biraz geç geldi. Onlar geldiler. Onlar işte kalp masajı falan yaptılar ama ellerim de aktı gitti biliyorum yani. Onlar yaşattılar biraz. Nefes alıyor dediler. Tamam dediler. Ambulans geldi. Kalp masajı falan yaptılar evin içinde. Ondan sonra götüreceklerdi işte hastaneye. Evet. Asansörler çalışmıyor. İkisi birden. Karga tulumba götürdüler onu aşağıya. Bindim arabaya, gittim oraya, hastanenin önündeyim. Uğraştılar, uğraştılar. Birisi geldi dediler ki, abi dediler işte, son kez gel bir gör dediler. Gittin yanına veda edebildin mi? Zaten öldü. Ha, vefat etti o Baktım, söylediğiniz. sevdim onu. İbrahim abi küs olduğu, kırgın olduğu birileri var mıydı?
Harbi harbi konuşalım, herkese de küstü yani. Hı. Ciddi misin? Bu camiaya değil yani. İnsan gelir ablası, yani ablanız bu sizin. Cenazeden mi? Yıllardır, yok cenaze değil. Hastanede, ben 12 gün orada refakatçi kaldım. Hiç kimseye Dilber'i teslim etmedim. Pardon. Doktorlar, hemşireler, abi dediler, sen nasıl bir insansın dediler ya. Yani bu kadın, kadına dedi erkek bakmaz. Kimseniz yok mu sizin dedi ya. Eşisiniz sonuçta canım. Ya eşisin de şimdi kadının yaptığı iş vardır, erkeğin yapamadığı vardır yani. Bayan kardeşler ya da vefasız çıktılar benim için. Çocukları, kızları falan. Kızları geldi, evdeydi. Onlar geliyordu, torunlar geliyordu, onlar gidiyordu, geliyorlardı. Hiçbir şeyler oluyordu ama. Kardeşler vefasız. Vefasızlık yaptı. Yani ziyaret etmeleri lazımdı. Bu sizin ablanız yani. Dünyanın göz bebeği bir insan. 12 gün hastaneye kimse gelmedi. Bir büyük abisi geldi, kardeşi geldi. O da 10 dakika durdu, gitti.